Merhaba kıymetli dostlar. Bugün yine sumak aşılıyoruz bahçemizde. Kendi bahçemizdeki sumaklarımızı aşılıyoruz. Sizlerin de görmenizi istedim ben. Hem aşılarımızı hem de aşı nasıl yapılıyor onu göstereceğim sizlere. Bakın şöyle sabahtan bu yana aşıladıklarımızı önce şöyle bir yaptıklarımızı bir görelim. Ondan sonra nasıl yapıldığını da göreceğiz. Şu şekilde. Evet, sumak ağaçlarımız. Gördüğünüz gibi. Şunlar sumak ağaçları bakın. Bunların tepesini kesiyoruz aşıladıktan sonra. Bunlar aşılanmış hali. Şöyle yakından bir göstereyim ben size. Şu şekilde bir tane göz bırakıyoruz. Şöyle bakın. Buradan bir tane göz bırakıyoruz. Diğer taraflarını bantla sarıyoruz. Şimdi bizim aşıcı Ramazan ustayla birlikte yapıyoruz bugün aşıları. Bir taraftan o aşılıyor, bir taraftan ben aşılıyorum. Şöyle bir aşı nasıl yapılır onu da bir görelim. Evet Ramazan usta. Şimdi aşıyı nasıl alıyoruz önce? Aşıyı evet. Bu şekil. Yongaş olarak geçiyor bu. Evet. Aynı bunu, zamanda göz aşısı. Evet. Önce buraya bir, önce bir işaret alıyoruz. Önce ölçüp sonra üstten de burayı da aynı şekilde çıkarıyoruz. Bunu buraya. Evet. Şöyle düşürelim. Yani kabuk kabuğa tam denk gelmesi gerekiyor değil mi? Evet evet. Şöyle. Şu şekilde. Bu şekilde. Aynı kabuk kabuğa denk gelecek. Evet, tam denk gelecek. Hiç açıklık evet, kalmayacak. Açıklık kalmayacak. Yalnız şekil. Ramazan usta. Şu kenarda bak boşluk kalmış. Oraları tekrar tam şey yap. Yok, kalmasa daha iyi olur. Buradan hava almasın. İşimizi sağlama yapalım. Bu şekilde biz eskiden bunu aşı bandıyla yapıyorduk. Aşı bandı da oluyor ama şu para bandı dediğimiz var ya bakın renkli band. Bu daha kolay oluyor. Hem daha iyi sıkıyor. Hem işçilik de kolay hem daha garantili. Ama şu kenarlarda kalmasın, hava alacak yerler şuralarda kalmasın daha iyidir. Şimdi Ramazan usta tabii benden eski olduğu için o kendi şeyine güveniyor ama el becerisine. Ben de işi yani evet. Şansa bırakmamak istiyorum. Ben yaptıklarımda hiç böyle şuralarda hiç boşluk bırakmıyorum. Sadece göz, şu göz boşta kalıyor. Siz de öyle yapın. Siz Ramazan Usta'nın yaptığına bakmayın. Ramazan Usta belki de buraya böyle takıverse gene tutar ama. Evet, evet. Yani Ramazan Usta bu işin ustasıdır. Ramazan Usta bu. Bizim değirmenci Ramazan Usta. Bu da daha önceden de size gösterdim. Yapmadığı iş yok. Köyün çatı işlerini bilmem ne bileyim. Köyün her türlü işini yapıyor değil mi? Hem aynı zamanda köyün değirmenini işletiyor. Aşı dalları da şunlardır. Bakın şöyle sumakların. Yani bu seneki aşıdan bu seneki ışkından alman yani bir yaşındaki ışkından değil de şu aşağıları var ya bakın aşağılardaki gözlerden buralardan alırsanız daha iyi olur. Şu kalın olan yerlerinden alır. Çünkü buralarda hep göz vardır. Sumak öyle bir ağaç ki sumağı diyelim ki şöyle göstereyim. Bu koca bir ağaçtır diyelim. Şuradan kestim. Bu aşağısındaki şuralar hep gözdür bakın. Şurada hiç göz yok dersin. Buralardan her taraftan göz çıkar. Yani kesmeyle veya bunu dibini sökmeyle tüketemezsin. Sumak işi böyle bir şeydir. Ayrık kökü gibi. Birçokları bana soruyorlar. Ben daha önce de video atmıştım. Bana soruyorlar ya bizim bahçemizde sumaklar var. Biz bunu nasıl kuruturuz, nasıl yok ederiz? Ben de diyorum aman ha sakın ha. Elinizdekinin kıymetini bilin. Sumakları kurutmayın, yok etmeyin, sökmeyin. Zaten sökmeyle bitiremezsin. Küçücük bir kök kalsa da o tekrar oradan bitiyor. Bir de böyle bir mübarek bitki ki bu Allah-u Teala'nın takdiri. Bu ağaçların, sumak ağaçlarının şöyle göstereyim. Bir tane kökü aşağısına gidiyor böyle derinle. Bir tanesi de böyle çapraz. Toprağın hemen yüzünden belki 5 santim altından çapraz gidiyor. Biraz ilerisinden yarım metre ileriden, 1 metre ileriden tekrar çıkıyor. Yani bir ağaç 1-2 sene sonra bir bakıyorsun bahçenin her tarafını alıyor. Bakın şuralar zeytin ağaçlarının arasında hep sumak bunlar. Burada da yıllarca kesip biz sumağın kıymetini bilmiyorduk o zamanlar. Kesip attık. Sonradan farkına vardık ki sumağı bu şekilde aşılayıp bunlar meyve vermeyen sumaklardı. Erkek sumaklar. Meyve veren sumaktan alıp aşılıyoruz böyle. Şunlar hurma ağacı bakın. Yan tarafımızda yine zeytin ağaçları. Zeytin ağaçlarının, ceviz ağaçlarının falan aralarında bu
sumaklar kök salarak dağıldı gitti her tarafı. Yani sumak aşılama işi böyledir. Arsız da bir ağaç, yani pek de tutmama şansı da azdır. Diğer ağaçlar gibi değil. Sumak daha çabuk tutuyor. Daha tutma yüzdesi daha fazladır. Eğer faydalı olabildimse ne mutlu bana diyorum. Siz de bana faydalı olmak isterseniz, videomu izledikten sonra kanalıma abone olursanız siz de bana faydalı olursunuz ve daha da fazla videolar gelir önünüze diyorum. Evet, bu şekilde yaptığımız aşılar gördüğünüz gibi. Ben herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.